bahsetmiştik. Anketlerin nasıl yapılacağından bahsetmiştik. Anketler telefonla yapılabildiği gibi yüz yüze de yapılabiliyor. Mektupla yapılabiliyor. Amerikan seçimlerini bile mektupla kullanılan oylar belirledi. Her ne kadar tabii bizim ülkemiz gibi ülkelerde bu tür şeyler pek suistimale açık olsa da gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Mektuplar yazılı kaynak diyoruz. Son derece güvenilir kaynaklardır arkadaşlar. Demek ki anketlerle birincil veriler elde edebiliyoruz. Hani demiştim ya, sayarak, tartarak, ölçerek, analiz ederek vesaire diye. Şimdi anketlerle de birincil veriler elde edebiliyoruz. Başka nasıl elde ediyoruz? Bakın, gözlem diye bir kavram var. Gözlemlerle de birincil veri elde eder miyiz? Elbette. Gözleriz, bakarız nasıl davranış gösteriyor. Bununla ilgili de yine veri toplamanın önemli olaylarından bir tanesidir. Özellikle psikologlar verileri gözlemlerle yaparlar. İşte kaydederler. Kaydettiğinde her bir davranışa göre farklı anlamlar yüklerler. Bu da çok önemli bir yapı. Bunu da biliyorsunuzdur belki. İşte göz kameraları vardır. Çeşitli ölçüm şekilleri vardır. Mesela sorguda kamera sistemleri vardır gibi. Deneyler vardır. Deneylerde mesela sebep-sonuç ilişkisi aranır. İşte bir damla damlatırsınız, bakarsınız. Bunu liselerde, kimya derslerinde çok görürdünüz. Hani böyle törnüsür kağıt diye bir kağıt vardı. Eğer bunu batırıyorsunuz, işte rengi değişmesine göre ona asit diyorsunuz, baz diyorsunuz gibi. Ne vardı? Törnüsür kağıdı diye bir kağıt vardı. Deney yapıyorsunuz bir yerde, bakıyorsunuz, daldırıyorsunuz. Ha, bu asidik diyorsunuz ya da bazik diye yapabiliyorsunuz. Şimdi demek ki veri elde etmek, doğru veri elde etmek birincil koşulken bu verilerin düzenlenmesi, analiz ve yorumu da son derece önem taşıyor. Şimdi verileri düzenleyeceğiz. Verileri nasıl düzenleriz? Bakın, verilerin düzenlenmesi, düzenli hale getirilmesi, kullanılır şekle getirilmesi, bununla ilgili dersimiz var biliyorsunuz. Veri kaynakları dersinde bununla ilgili nasıl yapıldığı gösteriliyor size. Veriler, anket yaptığınız veriler ham verilerdir. Anket yaptığınız verileri getiriyorsunuz. O verileri böyle her bir anketin aynı veri olacak şekilde bir yere yazıyorsunuz. Sonra bu veriler arasındaki ilişkiler kurmaya çalışıyorsunuz. Buna biz eskiler kareli kağıtlarla yapıyorduk bunu. Böyle kareli kağıtlar var, büyük. Kareli kağıtlara anket 1 diyorduk. O karenin devamını yapıyorduk. Şimdi bunlar biraz daha basitleşti. Bunu Excel formatında yapıyoruz. Her bir Excel satırı bir tane anketteki verileri içerecek şekilde verileri ne yapıyoruz? Oralara koyuyoruz. Yani varsayalım ki birinci anketin birinci satırdaki veriler tamamıyla bir numaralı anketler. Öncelikle anketleri getiriyoruz. Anketlere numara veriyoruz. Bir numaralı anket diyoruz. Koyuyoruz. Bir numaralı anketin verilerini bir numaralı satırda görüyoruz. Bütün satır o anketin verilerini biliyorsunuz. Excel'de çok rahatlıkla kareli kağıtlar oluşturabiliyorsunuz. Excel'de hesaplamalar yapılıyor değerli arkadaşlar. Onun için verilerin buraya düzenlenmesi dediğimiz kısımda verileri buraya yazıyoruz. Buna biz düzenleme diyoruz verilerin. Daha sonra bu veriler arasında ilişkiler arıyoruz. Şununla şu arasında bir ilişki olur mu? Şununla şu arasında bir ilişki var mıdır? Bununla bunun arasında gibi. Ondan sonra da o verilerin en sonunda anketler girdi. 50 tane anket varsayalım ki yan yana 50 satır. 50 satırın en altına geliyoruz. Şimdi 50 satırın en arkasına geldiğimizde bakıyoruz. Bu aldığımız verileri bölelim mi yoksa tüm mü kullanalım? Hani 50 tane veriyi de ne yapabilirsiniz? 50 tane anketi de
Mesela 20-20 bölebilirsiniz. 20-30 veya 20-22 böldüğünüzde ya da hiç bölmeden en alttaki ortalamalar bağlamında ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Daha sonra bunlar arasındaki ilişkileri kurduktan sonra oturuyoruz, rapor hazırlıyoruz. Nasıl rapor hazırlıyoruz? Aralardaki ilişkilerin raporunu hazırlıyoruz. Yani işte yaşıyla tüketimi arasında, yaşıyla işte davranışı hakkında, yaşıyla hareketi arasında, efendim işte hareketiyle varsayalım ki yazı hızı bakımından ölçtüysek, yazı hızı bakımından. Bunları ne yapıyoruz? Araştırmasını yaptık. Varsayalım meyve tüketimini araştırıyoruz. Hangi, kimler kaç tane meyve yiyor? Soruyoruz. Sorduğumuz verileri de oraya yazıyoruz. Yaşını soruyoruz. Diyoruz ki işte 20 yaşındakiler 2 elma yiyor. 21 yaşına geldiğinde veya işte yaş aralığı veriyoruz. 20 ile 25 yaş arası. 25 ile varsayalım ki 30 yaş arası. 30 ile 35 yaş arası. 5'er yaş, 5'er yaş. Her birinin yediği elmayı soruyoruz. Kaç tane elma yiyorsun? Günlük sorabiliriz, haftalık sorabiliriz, aylık sorabiliriz ve yıllık sorabiliriz. Bunları soruyoruz. Bunları ondan sonra da diyoruz ki işte yaşı 25 olanlar, 25-30 arasındaki kişiler haftada 2 elma yiyor. 20 ile 25 arasındaki kişiler 1 elma yiyor. İşte 30 yaşın üzerindekiler 3 elma yiyor gibi haftalık değerlendirme yapabiliyoruz. Yaşla elma tüketimi arasında bir ilgi var mı? Bilmiyorum. Belki de vardır. Onun için araştırma raporunu hazırlarken nasıl sebep-sonuç ilişkisi diyoruz ya, sebep-sonuç ilişkisini burada kullanıyoruz. Şimdi raporun en önemli kısmı, bu raporda kullanacağımız ifadelerin anlaşılır ifadeler olması gerekiyor. Yani hemen herkes okuduğunda bundan bir şeyler anlayabilmesi gerekiyor. Eğer anlayamıyorsa o zaman raporumuz çok sağlıklı değil demektir. Analizler arasındaki ilişkiler de yine açık belirtilmeli. Sonuçlar dikkatli seçilmelidir. Ne ile ne arasındaki ilişkiyi arayacaksınız? Onu da ne yapmanız gerekiyor? Onu da açık bir şekilde bildirmeniz gerekiyor. Raporda yer alan bunun sonucunlar. Bunlar ne yapıyoruz? Bir takım işletme yöneticisine öneriler getirmek amacıyla yapıyoruz. Yani dersin başka bir derste, ders videosunda söylemiştik ya, hatırlarsanız biz niye araştırma yaparız? Bir, sürekli olabilmek, kalıcı olabilmek, marka olabilmek ve bunu sistem haline getirebilmek için araştırma yaparız. Öyleyse biz sistem halinde kalıcı olacaksak bunları ne yapmamız gerekiyor? Doğru yapmamız gerekiyor. Şimdi pazarlama araştırmasında önemli noktalar şu. Dış bilgilerin elde edilmesi son derece önemli. Dışarıdan bilgi elde edilmesi. Özellikle ikincil kaynakların doğruluğu ve güvenliği. İkincisi, pazarlama araştırması bir problemin çözümüyle uğraşır arkadaşlar. Yani eğer siz problemi doğru çözerseniz doğru noktaya gidersiniz. Pazarlama araştırmasıyla aynı zamanda aralıklı, tamamlanmamış şekilde işler, bir küçük birimler olabilir. Pazarlama araştırması devamlı yapılır çünkü. Mesela partiler bunu sık sık yapar. Siyasi partiler ne yapıyor? Sık sık araştırma yapıyor. Niye araştırma yapıyor? Oy oranlarımızda bir değişme var mıdır, yok mudur diye bir sık sık ne yapıyor? Bunlarla yaparlar. Aralıklı araştırmalar, rutin araştırmalar diyoruz bunu. Geçmişteki bilgilerin pazarlama araştırmalarıyla geçmişteki bilgilerle birlikte kullanırız bilgileri. Pazarlama araştırmaları yine
bilgisayarlara bağlı değildir. Onu elle de yapabilirsiniz, sayabilirsiniz, ölçebilirsiniz. İlla bilgisayarla yapacak diye bir kural yok arkadaşlar. Pazarlama bilgi sistemleri, pazarlama araştırmaları, pazarlama bilgi sistemlerinin temelini oluşturur. Dolayısıyla biz eğer pazarlama araştırmalarıyla bir takım veriler elde ediyorsak, pazarlama bilgi sistemlerini yönetebileceğiz, pazarlama bilgi sistemlerini iyi bir şekilde değerlendireceğiz demektir. Bu son derece önemli. Demek ki pazarlama bilgi sistemleri dediğimiz sistemlere baktığınızda aslında bir takım bilgilerin doğru yollarda işletmelere verilmesi, işletmelerin de bu bilgileri doğru kullanması gerekiyor. Bu arada çayımızı da içelim. Sizler de, ben şunu hep söyledim, diğer derslerde de söyledim. Dersleri illa motomot böyle gözünüzü dikip dinlemeniz, seyretmeniz gerekmez. Bir takım işler yaparken de rahatlıkla dinleyerek de verileri, bilgileri kavrayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. Evet, şimdi tüketici pazarlarına bakacağız. Tüketici davranışlarına bakacağız. Endüstriyel alıcı davranışlarına bakacağız. Bizim esas pazarlama sistemlerinde neyimiz vardı? Tüketicimiz vardı. Ama tüketici pazarları sadece bireysel tüketicilerden oluşmuyor. Bakın, bireysel tüketicilerden oluşmuyor. Tüketici pazarlarında kim var? En temelinde kişi var. Yani sizler varsınız, bizler varız. İşte soruyoruz, çay tüketiminiz ne kadar? Çay tüketimi, günde kaç bardak çay içersin? Bunu bir soru şeklinde sorarız. Bunlardan elde ettiğimiz verilere göre deriz ki, işte şu yaştaki kişiler şu kadar bardak su, şu kadar bardak çay içebiliyor. Mesela bardaklar küçük bardak mı, büyük bardak mı, cam bardak mı, pet bardak mı, fincan mı, onu sorabiliriz. Şu kadar bardak, şu büyüklükte bardak, şu kadar çay diye bir sonuca ulaşabiliriz. Şimdi bunu, böyle bir şey yapılabilir mi? Evet, bunu sorup rahatlıkla veri elde edebiliyoruz. Ama sadece kişilerden oluşmuyor. Çünkü çay bir yerde de muhabbetle içiliyor. Yani kişiler kendi başına çay içme çok nadirdir. Yani kişiler kendi başına pek fazla çay içmez. Bir arkadaşıyla içer. Dostuyla, ahbabıyla, aile, mesela ailede içilir. Onun için tüketici pazarlarını analiz ederken tüketiciler kim sorusunu sormamız gerekiyor. Tüketici kim? Bakın, her bir birey, sizler de dahil olmak üzere, sizin her biriniz bir tüketicisiniz. Ama siz eğer bir ailenin içindeyseniz, sizin ana kaynağınız o ailedir. Varsayalım ki bir tane elma tüketirsiniz, bir tane elma yersiniz ama sizin aileniz haftada 5 kilo elma tüketebilir. Siz hiç tüketmeyebilirsiniz. Bu kişilerle aileler farklı olabiliyor. Demek ki aileler, bizde esas tüketim kaynağı aileler oluyor. Çünkü Türk insanı bireysel yaşamadan daha çok aile şeklinde yaşıyor. Bu nedenle yaşam şekline bağlı olarak tüketicilerin başında da aileler geliyor. Ailelerin dışında kimler başka tüketici var? Şirketler mesela. Şirketler, yemekhaneler, lokantalar. Yani burada ne alırlar? Meyve alırlar. Elmayı sadece kişiler tüketir belki ama elmayı en çok kim alır? Aileler. Ailelerin yanında kim alır? Lokantalar alır. Yemekhaneler alır. Yemeklerde ne dağıtılır? Mesela meyve yerine çoğunlukla elma dağıtılıyor, portakal dağıtılıyor ve tonlarla alıyor. Siz aile olarak alıyorsunuz 3 kilo elma ama bir yemekhane, bir öğün meyve verebilmek alıyor 3 ton elma. Dolayısıyla şirketlerde, lokantalarda ne yapabiliyor? Tüketici olabiliyor. Başka kim tüketici olabilir?
Örneğin devlet, devlet bir tüketici midir? Evet, devletin kendisi de bir tüketicidir. İşte fakülte dekanlığımız bir takım malzeme alıyor. Her hocaya bir tane kalem alacağım diyor. Her hocaya bir tane kalem alıyor. Ne yapmış oluyor? Fakülte almış oluyor. Fakülte tüketici olarak hocalara ne yapıyor? Veriyor. Bakın, böyle Mithat Direk yazdığı gibi. Herkese birer tane kalem vereceğim diyor. Bir tüketici olabiliyor. Demek ki şirketler, aileler, devlet kendi başına bir tüketici olabiliyor. Ve bu tüketicilerin de nasıl davranış gösterecekleri, bunların nasıl bir yapıda hareket edecekleri son derece önemli. Fabrikalar mesela ciddi tüketicilerdir arkadaşlar. Bir fabrika üretici olduğu kadar tüketicidir. Çünkü fabrika ciddi ne yapar? Ham madde alır, o ham maddeleri işliyor, işledikten sonra mamul madde yapıyor. Bir süt fabrikasını düşünün. Süt fabrikasının en büyük girdisi, en çok satın aldığı şey ne? Süt tabii ki. Çünkü süt fabrikası ne alır? Süt alır. Peki aldığı sütü ne yapar? Aldığı sütü, bakın süt alıyor, sütten çeşitli ürünler yaparak sunuyor. Demek ki üretim yapabilmek için önce ne yapması gerekiyor? Tüketim yapılabiliyor. İşte bu satın alma, endüstriyel satın alma diyoruz. Bir süt fabrikasının aldığı ürün endüstriyel bir ürün oluyor. Sütü alıyor, tonlarla alıyor. Siz alıyorsunuz bir kilo süt. Süt fabrikası alıyor. 20 ton süt. Ton. Bir tane, bir litre falan değil. Öyleyse süt fabrikaları da endüstriyel satın alıcılar olarak ön plana çıkıyor. Aileler, fabrikalar, şirketler, devlet, kreş mesela, kreşler süt alıyor. Süt pazarı dediğinizde. Onun için tüketici kim diye soru soruyoruz. Tüketici kim? Sizin eğer bir tüketim araştırması yapacaksanız, tüketim araştırmasında öncelikle sorduğunuz soru, biz kime mal satacağız? Malı, örneğin kalemi kim alır? Öğrenciler mi alır? Evet, o zaman öğrencilere yönelik bir araştırma yapmamız gerekiyor. Hatırlarsanız önceki derste ana kütleyi demiştim. Ana kütlenin kaynağına göre ne yapmamız gerekiyor? Kime satacağımıza, onların nasıl davranış göstereceğine bakmamız gerekiyor. Etkili bir pazarlama, potansiyel tüketicilerin karşılaştığı problemleri dikkatli bir şekilde değerlendirmekle başlar. Pazarlama kavramına göre pazarlama çabaları tüketici ihtiyaçlarına odaklanmalı ve tüketicilerin sorunlarına çözüm bulabilmelidir. Eğer siz tüketicilerin sorunlarına çözüm bulamıyorsanız o zaman doğru bir pazarlama faaliyeti yürütmüyorsunuz demektir. Tüketici davranışlarının incelenmesi için de çağdaş pazarlama felsefesi bulunmalı. Tüketim kültürü, tüketici hareketi ve perakende dağıtım gibi alanlar mutlaka izlenmelidir. Şimdi pazarlamada esas ne yapılır? Pazarlamanın esas fonksiyonlarından bir tanesi satın almadır değerli arkadaşlar. Bakın satın alma. Yani bir ürünü bedelini verip onu almaya biz satın alma diyoruz. Parayla ya da para benzeri şeylerle ürün değişimini içeren kavrama ya da bu davranışa biz satın alma diyoruz. Satın alma dediğiniz şeyde bir şey veriyorsunuz, ona para diyebilirsiniz, döviz diyebilirsiniz, hisse senet diyebilirsiniz, altın diyebilirsiniz ya da bir takas, başka bir şey. Başka bir şeyi sat, başka bir şeyi alıyorsunuz, bir şey verip bir şey alıyorsunuz. Biz buna alışveriş diyoruz. İşte satın almada bazı satın alma özellikleri vardır. Bunlardan bir tanesi rutin satın alma. Mesela en basit karar rutin satın alma. Her gün ekmek alırsınız değil mi? Ekmek rutin satın almaya girer. Her gün ekmek alırsınız. Rutin olarak günde 2 öğün ekmek alacaksınız. 3 öğün ekmek alırsınız. 2 öğün ekmek alırsınız. Mesela sınırlı problem çözme orta düzeyde satın almadır.
yoğun problem çözmede en uzun sürdüğü bir karar alma biçimidir. Bu karar alma tiplerine üç tür tip varken bu karar alma süreçlerini sonraki derste değerlendireceğiz.